Herkese selamlar. Bugün Türk Öğretmenliği bölümünü konuşacağız arkadaşlar. Bu bölüm kimler için daha uygun, kimler tercih etmeli ve bu bölümü tercih ettiğinizde sizi neler bekliyor olabilir? Biraz bunlar üzerine soru cevap yapacağız. Ama ilk olarak şunu söylemem gerekiyor. Bizim buradaki önceliğimiz size klasik geleneksel yolları anlatmak değil. Yani siz zaten muhtemelen onu pek çok yerde okudunuz, gördünüz, izlediniz vesaire. Nedir bunlar? İşte KPSS ile atanmak zaten başlıca yöntem. Devlete atanmak. Bunun haricinde oraya giden sürece kadar ya da işte devlete çalışmak istemeyen arkadaşlar için özel sektörde yine öğretmenlik yapılabilir. Bunun gibi pek çok şeyden bahsetmek mümkün. Ama arkadaşlar bizim buradaki odağımız size yeni yolları aktarabilmek. Biraz daha var olandan farklı düşünmenizi sağlamak. Bunun da yolu en önemli noktası arkadaşlar okuyacağınız bölümü sevmeniz. Yani herhangi bir bölümü bunu sadece Türk öğretmenliği için söylemiyorum okuyacağınız herhangi bir bölümü sırf puanınız oraya yetiyor diye okumayın. Çünkü teknolojinin geldiği noktada herhangi bir mesleğin önünün açık olması ya da kapalı olması gibi konular artık sıradanlaştı. Yani geçerliliğini kaybetti. Artık her biri bu bölümlerin birer araç. Ve nereye gideceğini bilmeyen insanlar için bu araçların hiçbir önemi yok arkadaşlar. Yani altınızdaki araba sıfırdan yüze en kısa sürede çıkıyor olabilir. Dersiniz ki hocam işte benim şu bölüm daha kolay atanıyor mesela ya da işte daha kolay iş buluyormuş iş dünyasında Tamam da abi sen o bölümü sevmiyorsan sana kolay bulunan işin hiçbir anlamı yok anladın mı? Yani uluslararası ticaret mesela kendi örnek vereyim Ben tercih ederken uluslararası ticareti niye tercih ettim? Çünkü dediler ki işte çok rahat iş buluyorsun dış ticaret zaten yükseliyor vesaire Doğru hani yalan değil dış ticarette kolay iş buluyorsun Abi tamam da ben dış ticareti sevmiyorum ki mesela hani anladın mı? Böyle bir sorun var ortada Bunu ben bölüm okuduktan sonra fark ettim mesela Şimdi sizlerin de bunu yaşamaması için biraz bunu arkadaşlar önceden kafa yorması gerekiyor. Benim de yaptığım hata oydu bu arada. Yani bu işleri merak salmadan önce kariyer yönetimine, kariyer mühendisliğine neydi? Elinde bir puan var ve orayı tercih edeyim. Ama siz yapmayın. Hani bir bunu yapmış, bu hatayı yapmış birisi olarak söylüyorum bunu yapmayın. Çünkü bunu yaptığınız arkadaşlar yani sırf puanınız yettiği için bir bölüme gittiğinizde ilerleyen yıllarda sürekli bunun üzerine düşünüyorsunuz. Yani tamam burada bir çıktı vardı ben bu çıktıyı istiyor muyum? Benim hedefim bu mu? Dolayısıyla bunu şimdiden düşünün. Şimdiden bunun üzerine kafa yorun. Ve umarım ki bu videoyu tercih döneminden önce izliyorsunuzdur ki üzerine daha fazla zamanınız olabilsin. Bu videoyu izlemek için ve üzerine düşünmek için diyeyim daha doğrusu. Genel olarak bu şekilde. Şimdi Türkçe öğretmenle gelecek olursak da eğer bu bölümü istiyorsanız yazacaksınız tercih listenize. Bu üniversitede ya da başka üniversitede fark etmez. Mutlaka arkadaşlar başka şeyler yapma motivasyonunuz olsun içinde. Yani tek hedefiniz devlet atanmak olmasın. Çünkü o zaman Zaman içinde köreldiğinizi hissedeceksiniz. Yani yaratıcılığınızı kaybedeceksiniz. Bir şeyler üretme konusunda. Bu da ilerleyen yıllarda ciddi sorun yaratacak. Çünkü şu anda çok acayip bir dönüşümün eşiğindeyiz dünya olarak. Teknolojik gelişme aşamasında. Yani bu Metaverse, NFT, işte diğer boyutlar, büyük veri, yapay zeka. Bunlar bir şeylerin habercisi. Yani daha bir şey olmadı teknolojik anlamda. O beklenen çok büyük aşamaya gelmedik belki. Ama gelmek üzereyiz. Bunu hissedebiliyor herkes. Dolayısıyla sizlerin ortalama bir 35-40 yıl çalışacağınızı varsayarsak iş hayatında yani bir tek öğretmenlikle hayat kurabilmeniz çok çok zor arkadaşlar. Dolayısıyla mutlaka alternatif kurabilmeniz lazım. Kaldı ki zaten dediğim gibi biraz konuşmadan başında yani meslekler farklılaşıyor. Öğretmenliğin de nereye doğru evrileceğini bilmiyoruz. Ha yine aynı mevzu. Hala öğretmenlik kalacak. Bunlar belki 30 sene sonra da şu anki öğretmenlik sistemi devam edecek belli oranlarda. Dünyanın pek çok bölgesinde ama o insanların belki içlerinde çok daha başka şey başarma mutluluğu, motivasyonu varken bunu yapamayacaklar. Dolayısıyla siz bu kervana kıpı, kıpılmayın diye, bu kervanda olmayın diye, yani ya şunlara potansiyelim vardı ama işte yapmadık, öğretmenlik seçtik demeyin diye şimdiden bunlara kafa yamanızı nice öneririm arkadaşlar. Ha hani diyorsanız ki abi yok ben genç bu bölüme bayılıyorum. Yani Türk öğretmenliği disiplin olarak benim çok hoşuma gidiyor. Benim cezbediyor dersen tutkun buysa abi hiç sıkıntı değil. Direkt tek tercih yaz yani Türk öğretmenliği. Yeter ki seni motive anladım Yani o bölümün dersine girecek olmak seni itmesin. Ya Allah kahretsin bu sabah da yine şu ders var diye içinden söylenme. Ulan de ne güzel bugün bu ders var. Hani bu bölümün şu dersleri var. Yani seni motive eden şey neyse hangi bölümse bunun için onu yapmaya çalış. Peki neden bu üniversite? Bunun da arkadaşlar iki yolu var genellikle bizim gördüğümüz. Birincisi halihazırda arkadaşlar başka bir şehirde olup puanları buraya ettiği için tercih edebilir ve veya aynı şekilde olup bu şekilde yaşayıp işte puanları biraz daha yüksek olsa da ailesiyle kalmak için vesaire tercih edebilirler arkadaşlar. Bence her ikisi için de iyi bir üniversite ve iyi bölüm açıkçası olduğunu düşünüyorum. Yani bu başarı sıralaması ölçeğinde sizi mutlu edecek, size ihtiyaç duyduğunuz o bilgiyi birikimi sağlayacak bir üniversite olduğunu düşünüyorum. Bu sebeple tercih edilebilir gibi duruyor. Üniversitenin artıları ve eksileri neler? Bence bariz bir eksisi yok bu noktada. Yine tabii bunu bu başarı sıralaması ölçeğinde söylüyorum. ve muadillerine bakarak söylüyorum. Artı olarak da bence akademik kadro ve ders programı bu noktada sizin için yeterli olacaktır. Yani bu üniversitenin bu imkanları, işte ders programları vesaire size o ihtiyaç duyduğunuz zemini sağlayacaktır. Ama ama bu konunun önemli. Üniversite size sadece arkadaşlar %50'yi en fazla 55'i verir kariyer yönetimi ile ilgili. Fark yaratan bir kariyer yönetimi ile ilgili diyelim daha doğrusu. İşinizde kurt %50'si sizde. Eğer gerçekten böyle farklı bir kariyer istiyorsanız sıkıcı, monoton değil, böyle risk aldığınız, yükseldiğiniz, düştüğünüz tekrar çıktığınız bir kariyer istiyorsanız işin %45'i sizde bitiyor. Çünkü şu anda mesela konuşma başlığı aşağı yukarı 20 dakika olmuş galiba ve bu 20 dakikada öğretmenlikle ilgili her bir alt alanda, her bir alt başlıkta terabaytlarca veri üretildi arkadaşlar. Dolayısıyla bu terabaytlarca veri size bırakın 4 yıllık birikimle 40 yıl idare etmeyi, bu dönem gördüğünüz ders bir sonraki dönemde Güz döneminde gördüğünüz ders, bahar döneminde anlamını kaybedecek arkadaşlar. Böyle bir gelecekten bahsediyoruz ve hatta şimdiden bahsediyoruz. Böyle bir şimdiden bahsediyoruz. Mesela ChatGPT diye bir şey var şu anda. Open AI Vakfı'nın olduğu bir yapay zeka dil modeli. Daha sonra aynen dil modeli diye çevirebiliriz. Mesela ChatGPT eğitimi eğitim nasıl etkileyecek? Şu anda bütün dünyanın konuştuğu konuların bir tanesi bu. Ve bizdeki üniversitelerde bunu göremeyeceksiniz. Bakacaksınız Amerika'daki işte eğitim platformları bunu tartışıyor. Sonra geleceksiniz derse yani çok geleneksel 70 kalma eğitim yolların etaplarını göreceksiniz. Sonra soracaksınız, diyeceksiniz niye böyle hani anladın mı? Ulan adamlar orada ya da işte kadınlar, insanlar her neyse burada chat eğitimi etkisini konuşuyor. şu i̇şte şudur budur biz diyorsun burada ne yapıyoruz yani anladın mı? Bunları yaşayacaksın. Çünkü dijital dünya akademinin fersaf fersaf önünde. Akademi iş dünyasının da gerisinde şu anda dijitalin gerisinde. Dolayısıyla orayı hep yani bir beslenme unsuru olarak görmek lazım ama seni asla tam olarak yetiştiren bir kurum değil. Eğer seni tamamen yetiştiren nokta olarak oraya görürsen ayağına bir prank bağlamış olsun arkadaşım. Yani maalesef bu böyle. Çünkü yetmiyor artık akademi. Bunun çok daha ötesine geçebilmek lazım. Peki bu bölümü bitirdiğimizde hangi iş imkanlarını elde edebiliriz? Tabii buradaki yöntemlere saydık zaten başta ama ben aslında bu soruyu şu yüzden ekledim. Az önceki sorunun biraz devamını yapmak için. Şimdi ne dedik? işte dijital dünya, fersa fersa ileride. Peki ben bugün Türk öğretmenliği okursam abi bu imkanları nasıl kullanacağım? Yani dijital dünyayı bir Türk öğretmeni nasıl adlandırabilir kendisinde? Şöyle. Şu anda arkadaşlar site hustle diye bir kavram var tamam mı? Yan gelir gibi bir çevresi olabilir. Buradaki amaç senin kendine mümkün olduğunca ikinci, üçüncü iş geliştirmen. Çünkü zaten halihazırdaki maaşlar tüm dünyada aynı şekilde yetersizleşiyor giderek. Maalesef. Bu nedenle pek çok insan artık bütün mesai saatlerini bir şirket için harcamak yerine bunu parçaya bölmeye çalışıyor. Freelancer kültürü aslında biraz. Yani mesela personel diyor ki ben bütün ay bu üç, ıı, saatimi verip şirkete 10 bin lira alacağım ama bunu diyor parça parça böleyim. A firmasına 2 saat, B firmasına 3 saat, C firmasına 4 saat. Böyle diyor 12 bin lira, 13 bin lira kazanayım mesela. Ya bunun artısı ve eksisi var. Artısı ne? Evet tam verimli çalışıyorsun ve karşında iyi para kazanıyorsun. Ama sıkıntı ne? Belli dönemlerde o şirketler senden vazgeçebilirler. Diyebilirler ki bu ay bizim seninle işimiz yok. Ama kadrolu bir işte böyle bir şey yok yani. Yaşamıyorsun bunu. Ama işte dünya gel nokta burası. Çünkü başlara belirttiğim üzere arkadaşlar artık sistem değişiyor anladın mı? Yani artık ben memur olayım şuradan buradan ilerleyeyim bunlar mümkün değil olmuyor yani. Kurtarmıyor seni. Sonra bakıyorsun ya diyorsun lan ben üniversite okudum 4 sene memur oldum diyorsun tamam mı? Aldın para şu kadar para. Adam diyorsun ya ilkokul mezunu YouTuber olmuş milyon dolar kazanıyorsun ya. Ulan diyorsun bu mülakat bir şey de anlamıyor. Abi çünkü adam risk almış. Adam bir şey için çabalamış ve yaptığı şeyin bir karşılığını olmasını bile bile yapmış. İşte az önce bahsettiğim risk alma mevzusu o. Yani ille de para kaybetmek gibi bir şey düşünme. Herhangi bir karşılık beklemeden bir şeyin sonuna kadar ilerlemek. Bugün YouTuberların, Podcasterların... İşte bir anda patladığını düşündüğün o sanatçıların hepsinin arkasında bu var aslında. Çoğunun arkasında bu var. Elbette bazıları da desteklenmiş vesaire ama bunun akabinde aslında çok fazla başarı hikayesi görüyoruz her yerde. Niye? Çünkü insanlar diğer o konforlu alanına çıkabilmişler. Ha bu her zaman başarıyı sağlamıyor. Ya yani bugün YouTube'a yıllarca video ekleyip hala tane abonesi zor olan insanlar da vardır. O da bir risk zaten. Az önceki riskten kastım o. Zamanın boşa gitme ihtimali de var. Ama şunu söyleyelim. Mesela az önceki kısmına geri dönelim. 20 dakikada terabaytlarca veri üretildi. Ve kimsenin oturup bunları açacak pek de kaylı yok. Ama şunu yaparsın. Benim de okuyorsun bir yandan Türkçe öğretmenliğinde. Her hafta abi belli bir sayıda mesela 5 tane gelişme ele aldığın bültenler hazırlarsın. Ve burada da insanlara işe anlatırsın. 6 maddede bu haftaki gelişmeler. YouTube videosuna atarsın bu sunumu. Benim yaptığım gibi şu anda. 3 tanesini anlatırsın insanlara. Dersin ki işte şu böyle oldu böyle oldu. Kalan 3 maddeyi de okumak için detaylı olarak aşağıdaki linkten satın alabilirsiniz diye bir açıklamaya bir link koyarsın. Bugün ne? İşte 3 Şubat. Bu sana bugün başladın. 4 Şubat'ta geri dönüş sağlamaz. 4 Mart'ta da sağlamaz. 4 Kasım'da da sağlamaz. 6 ay sonra hala bir sonuç alamazsın. 4 Şubat'tan sonra yani önümüzdeki senenin 4 Şubat'tan itibaren yavaş yavaş bir şeyler birikir. Ama 2025'te 26'da başlarsın insanlardan tek tek karşılık almaya. Bu sefer seni İngilizce altyazıya eklediğin halde öyle yaparsan İngiltere'den, Amerika'dan, Japonya'da insanlar seni takip etmeye başlarlar. Ve para kazanırsın. Doğal bazı kazanırsın üstelik. Şimdi bunu söylediğimde şöyle iki tane geri bildirim alıyorum arkadaşlardan. Hocam birincisi iyi de yani beni Amerika'daki Hindistan'daki birisi niye izlesin? Sonuçta ben Türkçe bir şeyler anlatıyorum. Bir altyazı var hani falan filan. İkincisi benim İngilizcem çok iyi değil abi. Şimdi ikisi için de benim geçerli bir yanıtım var. Karşı argümanım var. Birincisi için yanıtım. Zaten arkadaşlar global ekonomi böyle bir şey. Yani son 20 yıldır, 25 yıldır bu kadar fazla küreselleşme, globalleşme hikayesinin anlatılmasının arkasındaki gerekçe bu, istek bu. Bütün dünya birbiriyle rekabet edebilsin. Sen Amerika'daki insanla rekabet et, Hindistan'dakiyle rekabet et, Belçika'daki Tunus'la rekabet etsin. Bir arada olsunlar, fikir alışverişi yapsınlar. Bizdeki maksat da bu. Dolayısıyla evet alınabilir. Türkçe anlattığım bir videonun İngilizce altyazısı sana satış getirebilir. İkinci kısım İngilizce bilmiyorum hiç sorun değil. İlk başta bütün konuşmalarını yazarsın Translate'e. Çeviri yaparsın. O çeviri atarsın altyazı olarak. Evet hataları tabii ki olur. Yüzde yüz kusursuz bir İngilizce olması mümkün değil o yazının. Ama sıkıntı yok. Zaten amacımız alışmak. Hayatımıza böyle bir ritüel katmak. Baktın izlenme geliyor yavaş yavaş yurt dışından. Ondan sonra dil kursuna gidersin. işte yardımcı alırsın yanına, asistan alırsın vesaire bir şey olur yani illa ki. Buradaki maksadımız yola çıkabilmek. O yolda olabilmek yani. Çünkü yol bizi bir yerlere illa ki götürecek. Yani bizim amacımız burada YouTuber olmak değil. Orada bir tane öğretmen görsün, bir fikir birliği yapsın. Bir okul sahibi görsün, bizle bir kontak kursun. Ne bileyim başka bir şey olsun, bir imkan gelirsin oradan. Bir mesela tasarım merkezinin sahibi görsün desin gel biz de oyun tasarımı yapalım beraber çocuklar için eğitim dünyasında. Bir sürü şey. Zaten ilk başta buraya girerken bir hedef koymamak gerekiyor rakamsal anlamda. Çünkü bu senin gidiş hızını daraltır diyeyim yavaşlatır artı fırsatları görmeni engeller. Belki senin bin aboneyle yapabileceğin çok fazla iş var 10.000 takipçiye göre. Bunu yolda göreceğiz beraberce. Peki staj olanakları neler? Bunu şu yüzden ekledim arkadaşlar. Evet de biliyorum yani sonuçta sizin bazı zorunlu stajlarınız var ama burada bizim istediğimiz sizlerden gönüllü staj yapmanız, gönüllü çalışmalarda yer almanız. Çünkü arkadaşlar diğer türlü herkes yaşıyorsunuz. Yani bunu herkes, ben kendi dahil ediyorum. Bütün arkadaşlar için söylüyorum bunu. Bütün üniversite mezunları için. Yani başka alanda çalışmamış, başka alanda yer almamış bir arkadaşın diğerine göre çok büyük farkı oluyor. Bakış açısı farkı oluyor, perspektif farkı oluyor. Yani düşünebilme farkı oluyor anladın mı? Bir sürü fark ortaya çıkıyor. Dolayısıyla üniversite başından itibaren mutlaka STK ile ilgili, sivil toplumla ilgili, sosyal girişimcilikle ilgili, sosyal inovasyonla ilgili mutlaka bir şeyler yapın arkadaşlar. Çünkü şu anda kurumsal dünyanın en çok zaman harcadığı, para harcadığı konulardan biri bu. Ve siz burada bir öğretmen olarak çok başka sistemler, projeler inşa edebilirsiniz. Bugün mesela Koda bunlardan bir tanesi. Köy okulları dağıtım ağı. Değişim ağı, affedersiniz. Köy okulları değişim ağı. Mesela bir bakın inceleyin. Acaba nasıl bir bakış açısıyla yapılmış? Bunun geliştirmesine örnek katkı sağlayabilirsiniz. Başka projeler inşa edebilirsiniz. Yani bir sürü şey buradan yapılabilir. Mesela şirketlere bir hizmet sağlarsınız. İşte kendileriyle en uygun STK eşleştirme, meş etme Böyle bir sistem mesela. Bunu büyük bir yapı hale getirirsiniz. Bir web site hale getirirsiniz. Şirketlerin kurumsal iletişimcileri, şirketlerin ilk ajları girer o sisteme mesela. Size bir para öderler aylık abonelik gibi. Oradan kendilerine en uygun derneği falan bulurlar mesela. salıyor mu şu an anladın mı? Bir sürü şey buraya dahil edebilir. Yeter ki o yolda bir şeyler öğrenebilirsin. Mesela aynısını influencer marketing içine söyleyebilirim. Oralarda da mutlaka görev alın. Influencer marketing, dijital pazarlama vesaire. Bugün örneğin pek çok sektördeki ortak sorunlardan bir tanesi ajanslar artık şirketlerin ihtiyaçlarına bazı dışarıdan yanıt veremiyorlar. O da sektörel hikaye tarafında. Mesela bir eğitim kuruluşu diyor ki ya bana şu şu hikayeyle bir metin yaz ya da bir içerik sağla. Ajans onu yapamıyor. Çünkü ajans onlarca farklı sektörü hizmet sağlıyor zaten. Hangi birine o kadar derinlikli bir şey anlatabilsin. Dolayısıyla daha soft genel bir içerik yazılıyor. Mesela siz oradaki dijital pazarlamayı öğrenip, sosyal medya öğrenip o ajanslardan eğitim dünyasına yönelik sektörel bir şey yapabilirsiniz aynı şekilde. Eğitim kurumlarına yönelik işte sosyal medya danışmanlığı. Yani anladın mı? Buradaki mevzu öğretmenliği farklılaştırabilmek. Öğretmenliği başka başka boyutlara çevirmek. Burada Türkçe öğretmenliği bizim için bir oyun hamuru gibi. Onu eğeceğiz, bükeceğiz. Başka formlara büründüreceğiz. O formları aynı şekilde tekrar bir yere getireceğiz. Maksadımız Türkçe öğretmenliğinden yola çıkıp bambaşka kapıları gidebilmek. Bambaşka kapıları tıkıtırabilmek. Ha belki de bu arada şunu da söyleyeyim. Bu Türkçe öğretmenliğini, işte kamu da öğretmenlik yapmayı eleştirdiğim, yanlış bulduğum için söylediğim bir şey değil. Ki asla öyle bir şey benim haddime de değil. Belki de senin için mutlu olacağın sistem o. Belki de diyeceksin ki hocam ben, bunların hiçbirisi sarmadı. Ben öğretmenlik yapmak istiyorum kamuda. Amenna. Ama o kararın doğru olduğunu bilmen için, hissedebilmen için öncesinde başka şeyler denemen gerekiyor ki doğru yolda olduğunu görebilirsin. Son sorum. Peki bölüm mezunları için ortalama maaşlar neler? Bunu şöyle dahil ediyorum. Zaten hani Devlete girersen maaşın belli. Orada bir şey yok. Hani onu bilmiyorum. Maaşın ne kadar olduğunu. Ama sonuçta standart. Benim burada cevaplayacağım soru başlığı biraz daha özel sektör tarafında. Eğer sen 4 sene boyunca kendisini geliştirmiş biri olursan zaten o 4. seneye kalmadan 3 senenin sonunda pek çok yerden iş teklifi alacaksındır. Ajanslardan işte pek çok kreatif yapıdan vesaire. Bu da muhtemelen asgari ücret seviyesinde olacaktır. Yani son sene bir yandan okurken bir yandan da uzaktan vesaire çalışıp asgari ücret kazanabilirsin. Bu iyi bir imkan. Çünkü bu sonrasında mezuniyetten sonra asgari ücretin iki katına yakın bir maaşı, bir buçukla iki kat arası bir maaşı sana getirecektir. O sektörden ilerlersen. Buradaki güzel taraf bu işin gelişiminin sonu yok. Yani bu şey değil. Sen asgari ücretin bir buçuk katıyla işe başladın. Tamam artık öyle kalacaksın. Yok öyle bir şey. Yani sen geliştikçe o rakam büyümeye devam edecek. Çünkü zaten bizim buradaki maksadımız bu. Hayat boyu öğrenip, hayat boyu gelişip bu gelişmelerden sürekli daha fazla para kazanmak, daha fazla tatmin hissetmek. Benim alacaklarım genel olarak bu şekilde arkadaşlar. Bunların haricinde unuttuğum, eksik kaldığım kısımlar varsa yorumlara yazarsınız. bu şekilde ben yanıtlamış olurum o soruları da. Bunların haricinde eğer bu videodan beslendiğinizi düşünüyorsanız, bu video size bir hareket videoyu beğenip kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere diyelim arkadaşlar. Şimdilik